Merhaba herkese. Önemli gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya devam ediyorum. KYK yurtları ile ilgili arkadaşlarımıza Gençlik Spor Bakanlığı'ndan mesajlar gelmeye başladı. Bu kayıtlarınızın alındığına işarettir. Gelmeyen arkadaşlarımız hiç merak etmeyin. Sizinkilerde bir sorun yok. Öncelikle bunu hatırlatayım. Ve bu arada KYK yurt ücretlerinde değişiklikler oldu. Yani fiyatlar arttı %20 oranında. Öğrenciler için bunların ücretsiz olması ya da fiyatlarının artırılmaması gerekir. Bir kere bu tarafta sizlerle aynı görüşteyim arkadaşlar. KYK burslarına da bu oranda artış gelmesi beklenir, gelmesi gerekir. Yani 650 liraysa Ocak ayından itibaren bunun 800 lira olması gerekir. Eğer buna %20 geliyorsa buna da %20 gelir mantığıyla baktığımızda. Peki ne kadar oldu KYK yurt ücretleri ve ne kadar ödeyeceksiniz? Bir kere yurt ücretinin yanında KYK güvence bedeli var. Onu da ödeyeceksiniz. Onlara da %20 zam geldi. Şimdi ben size hem güvence bedelleri ne kadardır? Çünkü 6 tip yurt vardı. Her birinin güvence bedeli ve her birinin yurt ücreti farklıydı. Tabii ki bir de bunun üzerine yemek paraları vardı. O da ayrı arkadaşlar. Yurt başvuru sonuçlarıyla ilgili sonuçlar açıklanır açıklanmaz size hemen bu kanaldan bildirim göndereceğimi biliyorsunuz. Yurt ücretleri 230 liradan başlıyordu. 390 liraya kadar çıkıyordu. %20 zamla beraber en ucuz yurt 275 lira. 6. tip yurtlarımızda 450 lira aylık ücreti oldu. 1. tip 275 lira, 2. tip 300, 3. tip 325, 4. tip 375, 5. tip 400 ve 6. tip 450 lira. Bu yurt ücretleri, yeni yurt ücretleri. İlk kayıt ücretini yatırırken yurt ücretini bir de bunun yanında güvence bedelini yatıracağız. Peki güvence bedelleri ne kadar? Hemen onları da söyleyeyim. En düşük 1. tip 273 liraydı. Bu da fiyatı arttı ve 376 liraya çıktı. 2. tip 410, 3.sü 444, 4.sü 513, 5.sü 547, 6. tipte 615 lira güvence bedeli. İlk kayıt ücretini yatırırken yurt çıktıktan sonra ATM'den nasıl yatırıldığını anlattığımız videolarımız vardı. Yatıracaksınız hem yurt ücretini hem de güvence bedelini. Yalnız yurt ücreti hesaplanırken kaç gün kalacaksanız ona göre gün bazında hesaplanacak. Yeni açıklamalar, yeni gelişmeler olacaktır. Oldukça da karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Umarım ihtiyaç sahiplerine çıkar. Görüşmek üzere. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.